hemen size hızlıca birkaç e, tavsiyede bulunacağım ve birkaç şey söyleyeceğim denemelerle ilgili ve kitaplarla ilgili şimdi birincisi bir de ne çözeceğimle alakalı onu da söyleyeyim şimdi birincisi arkadaşlar tyt denemeleri zaten çözüyorsunuz aYT denemeleri çözmeye başlayanlar var Onunla ilgili tavsiye istiyorsunuz ben zaten deneme önerilerimi bir Instagram 40 net matematikte sabitlenmiş hikayelerde var. 3D hariç önerdiklerimi oraya paylaştım. Sadece böyle liste halinde bakmanız yeterli. Denemenin içeriğini hiç kontrol etmenize gerek yok. Yani mesela Palme Mat E denemesini önermişim orada. Bunun içeriği nasıldır? Yani ben önerdiğim için çöz. Artık çok bence içeriğini didiklemeye gerek yok. Orada adı geçmeyen denemeleri öneriyor muyum? Yani ben orada geçen denemeler hariç daha fazla deneme çözeceğinize inansam öneririm ama zaten onlar yeterince fazla. O yüzden o kadar deneme önerdim ve onlar gerçekten güvendiğim sağlam güzel olan denemeler. Bir de bir denemenin güzel olması onun çok süper zor olduğu anlamına gelmiyor. Kalitelilik eşdeğer demek değildir zorlukla ama tabii ki zor olup da kaliteli olan denemeler de var. Mesela apotemi hem zordur arkadaşlar hem de kalitelidir. Ama bazı denemelerde var ki eskiden vardı öyle yayınlar. Şu an zaten çok onlar satılmıyordu, çözülmüyordu. Çok zorlardı, çok gereksiz zorlardı. Ve yavaş yavaş hakikaten tarihten silindiler. Yani bu böyledir. O yüzden duyduğunuz denemeler evet güzeldir ama... Duymadınız, kıyıda köşede kalmış. Öyle bir deneme söyleyin ki hocam kimse duymamış olsun ama çok kaliteli olsun. Böyle bir şey ihtimal dahilinde çok değil arkadaşlar. Onu belirteyim. Yani... Ee, hem böyle çok kaliteli olacak hem de böyle duyulmayacak. Bir kere zaten bir hoca denemeyi çok kaliteli yazdığını inanıyorsa onu bir sürü yerde duyurmaya çalışır, duyurur da. Ya da öğrenciler çözer, ha hakikaten bu iyiymiş der. Şöyle böyle artık sosyal medyanın bu kadar e, hayatımızın içine girdiği bir evrede, herkesin zaten böyle deneme önerdiği, deneme kolladığı, bir deneme çıksın da önereyim dediği bir yerde duyulmamış deneme olma ihtimali çok zor. O yüzden duyulanların hepsini çözün. Ben 3D'yi çözdüm biliyorsunuz simülasyonda TYT'de ve 5'li deneme olarak. Şimdi AYT 5'li ve AYT simülasyonu da çözdüm ama bunların ne zaman çıkacağını bilmiyorum. Çünkü AYT'ler genelde biraz daha geç çıkabiliyor ama şunu söyleyeyim. Gerçekten AYT simülasyon çok iyi. Ben TYT simülasyon denemelerinin de çok iyi olduğunu düşünüyorum ama birçok öğrenci deneme tavsiyesine göre deneme çözmediği için hemen zor bunu çözeyim, hemen kaliteli bunu çözeyim dedikleri için Birçok öğrenci simülasyonda çok sıkıntı çekmiş. Bunu anlayabiliyorum. Çünkü gerçekten ilk 10 sorusu denemenin hakikaten zor. Ama şunu anlamanız lazım. Siz arkadaşlar sınava girdiğiniz zaman biraz da olsa stres, biraz da olsa o sınav heyecanı sizin evde çözdüğünüz rahatlıkta olmayacak bu gerçek sınav. Evet şu olur kesinlikle eğer üzerinize düşeni yaparsanız en iyi netinizi gerçekten gerçek sınavda çıkarırsınız. Ama ne olursa olsun evde çözme rahatlığında olmayacağı için size çözdürdüğümüz denemelerin seviyelerinin biraz daha yüksek olması lazım. Moral için deneme çözüyorsanız, keyif için deneme çözüyorsanız, netim yüksek gelsin de o yüzden deneme çözüyorum diyorsanız çok saçma geliyor bana. Ben kendi öğrenciliğimden de yola çıkıyorum. Ben bana bir şey öğreten denemeyi severim. Beni zorlayan denemeyi severim ve hakikaten o bittikten sonra yeni bir şey öğreniyorsam o deneme benim için anlamlı olur. Biraz da zorlanmam gerekiyor. O yüzden 3D simülasyon denemeleri zordur, kıldır. Gerçekten ben çözerken kendim öğretmen olarak bile zorlandım. Ya da hangi kaynak kanalında görmüşsünüzdür. Hocalar çözerken bile 30 netleri falan anca görüyorlar. Bu anormal değil. Birincisi biz sizin kadar hızlı değiliz. Kesinlikle bir öğretmen artık sizin kadar hızlı deneme çözemez. O yüzden o hangi kaynak kanalında denemelerdeki netlerin düşüklüğü size hani vay be hocalara bak gitmişler kendileri çözüyorlar. Adamın çözdüğü denemede 30 net yapıyorsa ben ne yapacağım denemeyin. Demeyin ben hocaların netlerini iyi bile buldum açık söylemek gerekirse. Yani ben girsem o denemeye simülasyonlara 60 dakikada 30 net çıkarır mıyım 35 net çıkarır mıyım bilmiyorum yani. Şimdi gördüğüm için artık soruları bir şey diyemem ama... Hakikaten güzel. Ben oradan aldığım yorumlar ve orada gerçekten hocaların yaptığı yorumlardan da çıkarak söylüyorum. Kendimi de çözerek çözdüğüm için gerçekten güzel ama zamanı var Eğer siz böyle çok klasik sorular çözdüyseniz çok klişe sorular çözdüyseniz Evet Evet bu denemeler vurucu olur ve siz daha öncesinde ee, daha standart denemeler çözdüyseniz orada netleriniz yüksek gelecektir bu denemede düşecektir apotemiden 3D eden ve aydın yayınlarından çözdüğünüz denemelerde net beklentinizin olmaması lazım bu denemelerin soruları iyidir. Bazen bir sorusuyla sınav bittikten sonra belki 10 dakika uğraşmanız gerekir ama bittiğinde hakikaten çok şey öğrendiğinizi fark edersiniz. Mesela ben geçen sene AYT'de arkadaşlar türev integral limit çıktığı için bütün denemeleri inceledim. Mesela Aylin yayınlarında hakikaten, hakikaten o kadar iyi sorular vardı ki ama o denemenin içinde o sorunun çözülmesi mümkün değil. Ama çözünce Öğretmenin çözümünü dinleyince hakikaten o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki. Sizin en az 50 soru çözmenize bedel orada permütasyon, kombinasyon soruları görmüştüm ben. Yani bu şekilde de aradan bir deneme tavsiyesi de çıkarmış olayım. Ama o denemeyi çözdüğünüzde netiniz düşük çıkacaktır. Eğer pes ederseniz denemenin netleri düşük çıkıyor diye bu aydın yayınları, bu apotemi yayınları hiç çözmeye gerek yok derseniz büyük bir hata yapmış olursunuz. 3D simülasyon için de böyle. TYT'ye bir şey demiyorum. Çünkü süre de işin içine giriyor. O hani öğrencinin biraz hızıyla ilgili ama AYT için yine uyarıyorum. AYT simülasyonu yine kolay olmayacak ama Gerçekten soruları çok iyi arkadaşlar. Ee, ne zaman çıkacağını bilmiyorum çünkü belirtmediler ancak e, Hedefiniz yüksekse özellikle netlerinizi 35-40 bandına taşıma amacındaysanız Netleriniz iyiyse Yüksek yerler hedefliyorsanız farklı yorumlar görmek istiyorsanız şimdiden söylüyorum ne zaman çıkacağını bilmeden 3D simülasyonu bir şekilde çözün. Netleriniz yüksek değildir mesela 15-20 civarındadır ama daha iyi olmasını istiyorsunuzdur sınava yakın çözün. Ama dediğim gibi moral beklemeden moralinizi yükseltecek diye beklemeden ve düşük net bazen yapmayı kabul ederek. Çünkü arkadaşlar bu normali işim ben bazen o yorumları görünce gerçekten üzülüyorum işte bilmem ne yayınında. 32 netim vardı, bu denemede 25'e düştü. Buna üzülmek bana çok saçma geliyor. Çünkü denemeyi çözmemizin en önemli sebebi arkadaşlar, o denemeden demin söylediğim gibi bir şeyleri öğrenmektir. Bundan dolayı sakın denemelerinizi çözdükten sonra bir kenara atıp, bir çöpe atıp, devam etmeyin yolunuza, tek tek bütün sorularını izleyin, çözün, mümkünse çözdürün, arkadaşlarınızla tartışın. O deneme bütün soruları tek tek bakıldıktan sonra artık, Güzel soruları böyle bir kenara kesip yapıştırılarak ya da kenarda tutularak diğer geri kalanları isterseniz çöpe atabilirsiniz. Bu şekilde gitmek gerekiyor. Bununla alakalı bir e, açıklama yapmış olayım size. Dediğim gibi ben 3D AYT simülasyonu e, gerçekten severek çözdüm. Hakikaten bu zamana kadar en çok sevdiğim denemeler arasında yerini aldı. Bunlardan bir tanesi e, apotemi gerçekten onu çözmeyi seviyorum. Çok zorlamasına rağmen. Sonra geçen seneki Aydın'ın ayetesini sevmiştim. E, 3-4-5 zaten belli bir standarttadır. E, soruları hep iyidir. E, aklıma gelen endemiyi ben mesela severim. Endemiyin arkadaşlar böyle kısa görünümlü soruları vardır. Böyle yeni nesil değilmiş gibi görünür. Ama hakikaten birçok yeni nesil sorusundan çok daha iyidir. Bunlar aklıma ilk gelenler. Diğerlerinde zaten hem videoda hem de e, Instagram'da bahsettiğim için çok daha abartmayayım arkadaşlar. Gelelim e, bundan sonrasında ne çözeceğimle alakalı. Ben arkadaşlar deneme çözdüğüm için bu sene böyle işte kendim soru seçeyim, şunu yapayım, bunu yapayım çok girmeyebilirim o işlere. Çünkü zaten benden daha kaliteli soru yazılıp o kaliteli soru çözünce benim ekstra bir şey yapmama gerek kalmadı o anlamda onu belirteyim. E, TYT 3D, TYT AYT 3D ve Geometri AYT 3D çözdüm. Onlarla alakalı şöyle bir tavsiyede bulunayım size. Eğer maddi imkanınız varsa kitaplar alın. Sadece tüme varımları için bile çözülür bu dakikadan sonra. Eğer aşırı derecede maddi imkanınız sıkıntılıysa yani kitap parası verme noktasında çok ciddi sıkıntı yaşayacaksanız tüme varımlar aklınızda bulunsun. Kanaldan bence e, tek tek durdurarak çözmeye çalışın. Çünkü özellikle AYT 3D geometrinin kitap zor bir kitap. Acilden de bence zor. O anlamda herkese hitap etmeyebilir ama tüme varımları çözülmeli. AYT 3D bence çok zor bir kitap değil. Mesela TYT 3D Matematik çok zor bir kitap bence diğerlerine nazaran. Ama AYT 3D Matematik daha böyle orta şeker. Hatta 3, 4, 5'in seviye olarak daha biraz altında kalabilir. Ee, böyle orijinalden daha alt seviyede olabilir. Tam böyle hani birinci kitap bile belki zorlasınız çözülebilecek düzeyde bir kitap. Ama tüme varımları benim hoşuma gitti sene sonuna doğru tekrar niyetine çözülebilir. Onu söyleyeyim. E, aklınızda bulunsun. Ve ben geçen sene biliyorsunuz ve geçen seneden bu seneye mezuna kalanlar varsa ya da 11. sınıflar yorum soruları vardı paylaştım. Onları bu sene kazandıran yorum soruları şeklinde paylaşmayı, Hı. düzenlemeyi ve tekrar anlatmayı planlıyorum. Kısmet olursa onu da yapacağım ama onları ben geçen sene Mayıs ayında yapmıştım. Şu an zaten hali hazırda kitaplarınızı çözüyorsunuz. O yüzden ben çok o muhabbete girmek istemiyorum açık söylemek gerekirse biraz daha beklemek istiyorum. Şu an Klişe Kamp üzerinden gidiyorum. İmkanım olursa AYT'de de bir Klişe Kamp yapabilirim. Çünkü evet, çok yüksek hedefi olan öğrenciler bu kanalı takip ediyor ama orta düzey, şu an böyle AYT'de emekleme aşamasında olan öğrenciler de var bir de tekrar etmiş olursunuz. Ben kendi öğrencilerimden de yola çıkarak bazen görüyorum. sizin göze al gözünüzden kaçırdığınız eksikleriniz olabiliyor. Her zaman çok zor soru çözeceksiniz diye bir şey yok. Klişeleri, klasikleri bitirelim. İçimiz rahat etsin. Sonra üzerine kaliteli soru bina etmek kolay oluyor. Benim geçen seneki kazandıran yorum soruları niye çok beğenildi? Çünkü ben mayıs ayında koydum onları. Eğer ben onları ta e, gidip Eylül ayında koysaydım, Ekim ayında koysaydım, bir, hiç izlenmezdi. İki, izlense bu kadar zor soru olma olur, bu kadar saçma sorular mı olur denirdi. Ama Mayıs ayında koyunca bir etkisi oldu. Yine deneme çözmüştüm kendi seçtiğim sorulardan. Gerçekten e, iyi bir etkisi olmuştu. Yine bu sene de inşallah, kısmet olursa mini denemeler şeklinde çözüm yapabilirim. Ama inanın, e, diğer işlerden, güçlerden böyle vakit kısa kısa vakit ayıra ayıra yapmaya çalıştığım için söz veremiyorum. Bir de Geçen sene özseyeme sorusu şuydu buydu falan hiç ayırt etmeksizin çözdüğümüz için bütün her şey allak bullak oldu. O yüzden birçok emekte çöpe gitti. Onları bir daha baştan düzenlemek, baştan anlatmak hem enerji hem vakit kaybı, daha doğrusu vaktim yok ki bir vakit kaybı olsun. O yüzden de yapmaya çalışacağım ama söz vermeyeyim. Bu anlamda tabii sizin de desteklerinizi bekliyorum. Şimdi kanalı bir yere kadar getirdik ama bundan sonrasında teşvikler de önemli bence arkadaşlar. Çünkü evet insan bir şey yaparken bazen karşısında ben mesela 300 abone vardı. Kanalın neredeyse bütün videoları tamdı. 1000 abone varken ben AYT videoları, TYT videolarının tamamını bitirmiştim. Geçen sene Mart ayında kanalın 3000 abonesi vardı. Ben yorum soruları arç her şeyi çözmüştüm. Ama belli bir noktadan sonra artık daha fazla insan arkasında destek görmek istiyor. Çünkü sonuç olarak insan bir şey yapıyorsa gerçekten karşılığında yani illa takdir görmek zorunda değiliz. Beğenilmek zorunda değiliz ama duvara anlatmıyormuş hissinde yaşamak gerekiyor. E Diğer taraftan da şöyle düşünün. Geçen sene ben bu kanalda iyi sorular çözüyor olmasaydım 3D beni bulmayacaktı. Bunların bize bir şekilde getirisi de oluyor sonuçta. Evimize yani bir ekmek parası da getirmemiz gerekiyor ve bunu kanaldan sağlayamayacağımıza göre başka kanallardan sağlamaya çalışıyoruz. Mesela bu kanallardan Tabii ki yani bir sponsorluk falan olmadığı için doğal olarak ne oluyor? Bunlar evet gerçekten hayır için yapmış oluyoruz ama öbür taraftan da e, Türkiye gibi bir ülkede yaşarken insanın belli güvencelerinin de olması gerekiyor. Benim için iyi bir şey oldu. Sizin desteklerinizle birileri de önererek geçen sene gerçekten 3D ile güzel bir anlaşma yapıp e, beni bu sene hakikaten güzel bir şekilde çalışmamı çok vaktimi aldı ama güzel bir şekilde çalışmamı da sağladı. Sizlerle onları paylaştım memnuniyetle. E bunun da devamı olması için daha çok beğenirsiniz. Belki başkaları da görür. Belki artık 3D yayınları değil de Ali yayınları, Veli yayınları da görür. Onlarınla, onlarla da işbirliği olur. Böylece kanalda daha çok e, çalışma görürsünüz. Burada aslında kazan kazan prensibi oluyor. O yüzden desteklerinizi, beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Kamp videoları devam ediyor. Sonra zaten videolar eklendikçe görürsünüz. Şimdilik bu kadar. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.